Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet elimde gördüğünüz şöyle tek renk mürdüm rengi bir tülbentim var. Bugün size iğneden ta bir model hazırladım. Bu arpa boncuk arkadaşlar. Her tuhafiyede bulabileceğiniz bu arpa boncuk da olur. Herhangi istediğiniz bir bor boncuk da olabilir. Şu ince uzun boru boncuklardan da olabilir bu modelle. Şöyle bakın ipime geçiriyorum bu dal olan eee arpa boncuğumu bu şekilde yapacağım. O yanın ipini bu şekilde takıyorum. Şöyle çok güzel bir iğneden tığ bir model hazırladım size. Evet, modelin bu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle kenar kısmına arpa boncuklar yerleştirdim. Modelim dediğim gibi iğneden tığ bir model. Bu şekilde kenar kısımlarına arpa boncuk yerine boru boncuk da koyabilirsiniz. İğneden tığ çok zarif bir model hazırladım. Yapılışı da bir o kadar kolay. Zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli yapabilir. iğne zarifliğinde, iğneden tığa dönüşüm bir model. Evet, modelim bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Kişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktaları ile kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ve 3 zincirden buraya 4 tane tığ battı yaparak başlıyorum. Şöyle 3. tekrar 3 zincir ve 4. tığ battım. 4 tane tığ battımı yaptım, başlıyorum. Şimdi bir zincirimi çektim. Ters tarafına döndüm. Hemen ilk sık iğnemin içine sabitledim. Ve 4 zincir. Bu şekilde yuvamız güzel duruyor. Şöyle 4 zincirimi kapatıp düz yüzüne döndüm. Ve buraya sık iğne ile ipimi sabitledim. Bu dönüşü yapmamızın sebebi şu kirpiklerin yere değmeden güzel bir şekilde iğne oyası görüntüsünde durması. Evet bir de arkadaşlar kirpikleri güzel durması için ipimizi güzel çok ince noktasına kadar esnetip sıkı sıkı şöyle zincirler çekmesi. 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Kapattım 9 zincirimi. Bu ilk kirpiğim. Bu şekilde buraya 3 tane 9 zincirden kirpik yapıyorum. 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çekip kapatıyorum kirpiğimi bu iki oldu tekrar 9 zincir 5 6 7 8 ve 9 9 zinciri kapatıp 3 tane kirpik oluşturduk şöyle bakayım Evet 3 tane bu 4 zincirli yuvanın içine kirpiği oluşturdum ve 6 tane zincir çekiyorum 6 zincirimi son bu yaptığımız ipimin arasından girip sabitliyorum ve yine 9 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Bu son yaptığım 9 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın bu yuvanın içine 9 zincirli 3 tane kirpik yapacağız. 6 7 8 ve 9 yuvanın içine giriyorum ve sabitliyorum ikinci tekrar 9 zincir 6 7 8 ve 9 9 zincirimi yine bu yuvanın içine 3 tane bu şekilde kirpiği hazırladım 7 tane zincir çekiyorum 5 6 ve 7 şöyle bir tane arpa boncuk indiriyorum Bakın, ilmeğimi çıkarıp bu arpa boncuğun arka tarafından tığımı geçirip şöyle ilmeğimi tutuyorum bak bu şekilde ve bu ilmeği de arpa boncuğun içinden geçirdim zincirimin bu yedi zincirimin üzerine kaydırdım bak bu şekilde buraya zincirin arasına geçirdim bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma sabitliyorum. Evet bir tanesini yaptık arkadaşlar şöyle göstereyim bakın bir tanesi oluşturduk. Bu kadardan oluyor. Şimdi ilk başladığımız sürece geliyorum. 4 tane üçer zincirden tığ battı yaparak başlıyorum. 3 zincirimi çektim. Tığ battımı kapattım. 3 zincir. ikinci tığ battı. 3 zincir. 3. Tekrar 3 zincir. O da Burada 4. 4 tane bu şekilde tığ battıyı hazırladım. Bir zincirle dönüyorum. Bu önemli arkadaşlar. Direkt yuvanın zincirini çekmeden önce bir zincirle şöyle yukarı çıkıyorum ki biraz tümseklik oluşturuyorum. 4 zincirimi çektim. Hemen bir sonraki tığ battıya kapatıp 4 zincirden bir yuva oluşturdum. Bir zincirle dönüp yuvanın içine yine bir şöyle tümseklik oluşturmak için sık iğne yaptım. Şimdi 9 tane zincir çekerek 3 tane kirpik yapacağım. 6 7 8 ve 9. Bu ilk kirpik. Tekrar 9 zincir. 6 7 8 ve 9. Bu da ikinci. 9 zincir. 5 6 7 8 ve 9. Zincirlerimin sık ve İpimin de incecik olması şart. Yine aynı diğer yuvalara kapattım. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 zincirle şu son yuvaya çıkış yapacağız. Çevirdim. Şöyle bakın yuvanın içine sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar son yuvanın bu şekilde biraz sola doğru meyilli durması gerekiyor. Bu şekil güzel duruyor bakın şöyle hafif sola mail ettirdik 9 zincir çekiyorum 6 7 8 ve 9 çevirdim bu son yuvanın içine 3 tane 9 zincirde bu şekilde kirpik kapatacağım şöyle 1 2 3 4 6 7 8 ve 9 9 zincirimi kapattım Tekrar 9 zincir. 6 7 8 9. Şöyle iki tane oldu. Bir tane daha buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 6 ve 7. Bakın. Hemen arpa boncuğumu şöyle bayağı ileri sarmışız ve tekrar bakın 3 geçtikten sonra 7 zinciri çekip arpa boncuğumu buraya tığ ters tarafından takıp ön tarafından çıkarıyorum ilmeğimi de aynı şekilde bu zincirimin üzerine kaydırıyorum bakın arpa boncuğumuz zincirimizin üzerinde bir tane bırakıp ikinci tığ battı ya da kapatıyorum şöyle 1 2 3 zincir bakın bu şekilde şöyle bir tığ battı mesafesini verelim 1 2 3 zincir tekrar 1 2 3 zincir kapatıyorum tekrar 1 2 3 zincir bu şekilde 4 tane tığ battı ara mesafesi olarak veriyorum bir zincirimi şöyle çekip buraya tümseklik oluşturuyorum. 4 zincir. 4 zincirli yuva 3 kirpik için yeterli. Hatta bir zincirle dönüş yapıp sık iğneyi de bu yuvaya yapıyorum. Şimdi 9 zincir. 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi buraya kapatıp kirpik oluşturdum. Tekrar 9 zincir. 7, 8 ve 9. Giriyorum yuvanın içine. Kapatıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle şu şekilde. Kapattım. Ve 6 tane zincir. 3 kirpikten sonra 6 tane zincir çekip şöyle ters tarafından son yaptım kirpiğin içinden giriyorum şu şekilde meyilli olması lazım arkadaşlar sola doğru dönmesi önemli yani yarıyı biraz geçecek 3 4 5 6 7 8 ve 9 buradan aradan giriyorum yine 3 tane kirpik yapıyoruz 1 2 3 5 6 7 8 ve 9 İkinci kirpiği de aynı yere Buraya 3 tane kirpik olacak. Bakın şu şekilde. Şöyle 2 3 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi kapattım son kirpiğime ve 1 2 3 5 6 ve 7. Evet bakın. Bu şekilde. Şimdi boncuğumuzu alalım. Boncuğumuzu bıraktık şöyle milimden ilmeğimi çıkarıp arka tarafından şöyle geçirdim tığımı tekrar tığıma bıraktığım ilmeği takıp zincirimin üzerine bu şekilde yerleştirdim bu çekmiş olduğum 7 zinciri geçirdim arpa boncuğumu bir tane bırakıp ikinciye kapattım arpa boncuğu bu şekilde bakın arkadaşlar onu oraya sabitledim. Yine dört tane e, bu şekilde üçer zincirden tığ battı hazırlayıp bir de aksine başlayacağız. Şöyle üç zincirimi çekip kapattım. Üç zincirimi çekiyorum. Ara mesafesi olarak bu şekilde dört tane yapıp yenisine başlayacağız. Şimdi arkadaşlar modelimize bakalım. Şöyle ipimi bırakayım. Evet şöyle yapmış olmuş olduğumuz modelimiz bu şekilde oluyor. Şöyle iğne zarifliğinde çok hoş bir model hazırladım sizlere arkadaşlar. Şöyle ters tarafından da ütülendiği takdirde çok hoş duracaktır. Şöyle hafif buhar verin inci eritmeden şey bunlar plastik arkadaşlar arpa boncukları. Bunları eritmeden şöyle güzel bir şekilde ütülerseniz incecik olacak. Şöyle göstereyim tekrar İğne zarifliğinde oldu. İğne oyası bilmeyenler için de bir güzellik oldu arkadaşlar. İğne dantela. Modelim bu. Şöyle. Çok zarif. Kolay da sanırsam arkadaşlar, zinciri bilen herkes bu modeli yapabilir. Sizler demekler de için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.